Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının bugünkü şekli 7 Mart 1984 yılında kabul edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki kırmızı boydan boya şeritle ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşmaktadır. Ay yıldız Türk devleti olduğunu, kırmızı renk vatanı uğruna dökülen şehit kanlarını, beyaz renk ise barışı simgeler. Kırmızı şeritlerin düz ve paralel olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını öngörmektedir. Eğitim sektöründen bahsetmiştiniz. Biz yine üniversite yıllarındayken Kıbrıs'ta pek çok arkadaşımız, Kıbrıslı öğrenciler Türkiye'ye okumak için gelirlerdi, özellikle Türkiye'ye. Ve şöyle demişti bir arkadaşım, ya ileride göreceksiniz Kıbrıs üniversiteler ülkesi olacak, bir eğitim sektörü olacak. Tabii o zaman pek gülüp geçmiştik diyebilirim. Çünkü Kıbrıs yeni cumhuriyet olarak ilan edilmişti. Fakat şimdi gördüğümüzde gerçekten de Türkiye'den pek çok öğrenci ve diğer dünyanın pek çok yerinden pek çok öğrenci okumak için, üniversite eğitimini tamamlamak için Kıbrıs'a gidiyor. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız var? Bundan sonra bu eğitim sektörüne nasıl bakıyorsunuz? Evet, eğitim sektörü 1980'li yılların sonundan itibaren Kıbrıs'ta büyük bir gelişme gösterdi. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İngilizce dilinde eğitim yapan 7 tane üniversitemiz var. Bunlardan 5'i Kıbrıs'ta kurulmuş üniversiteler. 2 tanesi de Türkiye'deki önemli üniversitelerden. Bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, diğeri de İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu üniversitelerin Kıbrıs'taki kampüsleri. Bu 7 üniversitede şu anda 50 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor. Bunların büyük bir bölümü Türkiye'den geliyor. Fakat Türkiye'nin dışında 90 ülkeden öğrenciler Kıbrıs'ta eğitim alıyor. Tabii üniversiteler, öğrenciler Kıbrıs'a sosyokültürel, ekonomik hayatına büyük bir canlılık kazandırdı. Ve daha da gelişmesini arzu ediyoruz bu üniversitelerin. Her yıl üniversitelere yeni bölümler açılıyor. Son dönemde tıp fakültesi, eczacılık, dişçilik fakülteleri devreye girdi. Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi'nde tıp fakültesi var. Bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde faaliyete geçiyor. Bu üniversitelerin diğer taraftan Türkiye'deki üniversitelerle de işbirliğine gidiyorlar veya dünyadaki farklı üniversitelerle işbirliğine gidiyorlar. Öğrenci değişim programları var, öğretim üyeleri değişim programları var. Siyasi olarak da dünyadan tecrit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu üniversiteler kanalıyla da bir şekilde dünyaya açılması sağlanmış oldu. Bu konuda da çok büyük ilerlemeler kaydedeceğine inanıyoruz inşallah Kıbrıs'ın. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Ekselans, Kıbrıs'a gelen bir turist nereleri gezmeli, nereleri tavsiye edersiniz, nereleri gezip görmeli ki Kıbrıs'ı çok beğenmeli? Şimdi Kıbrıs çok büyük bir ada değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir ucundan diğer ucuna 200 kilometre civarında bir mesafe var. Dolayısıyla Kıbrıs'a gelen bir turist bir araba kiralamalı bence. Ve bütün adayı kendi her köşesini rahatlıkla gezmeli. Rahatlıkla dil da gezebiliyor. Dil problemi de yok zaten. Dil problemi yok. Trafikte biraz dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında hiçbir problemi yok. Ve şimdi adadan beklentiye göre de değişiyor. Tabii yaz aylarında deniz turizmi öne çıkıyor. Fakat onun dışında tarih turizmi. Tabii ki çok büyük bir tarih var. 9000 yıl geçmişe giden büyük bir tarih var. Çeşitli medeniyetlerin işte
Helenistik dönemden Roma, arkasından Lüzinyan, Venedik, Osmanlı dönemlerine ait çok zengin gerçekten tarihi eserler var. Onun dışında farklı bir yemek kültürü var. Bu arada çok değişik tatlar tadabilir. Ve bir ailenin rahat, huzurlu bir tatil geçirebileceği bir yer. Hem denizi bulabileceği, hem tarihi mekanları, kaleleri gezebileceği, hem doğanın o beş parmak dağlarının veya diğer ormanlık alanlarda rahatlıkla yeşilin en güzel tonlarını bulabileceği, mavinin en güzel tonlarını bulabileceği, çok da pahalı olmayan, Evet. Türkiye ile bile kıyasladığımız zaman, Güney Türkiye'nin güneyi ile bile kıyasladığımız zaman Kuzey Kıbrıs'ta biraz daha ucuza bir tatil yapabilirler ve Türkiye'nin dışına çıkmış olurlar, farklı bir ülke görmüş olurlar. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanıyla da seyahat edebiliyorlar. Pasaport zorunluluğu da yok. Vize zaten yok. Vize zaten yok ve birçok şehirden de doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uçak seferleri de var. Çok güzel. Evet. Dolayısıyla yani bir ada hayatı yaşamış olurlar. Onu hissedebilirler. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar açısından gerçekten sakin, huzurlu, dinlenebilecekleri bir yer. Evet, hala gitmeyen varsa veya tekrar tekrar gitmek, Kıbrıs'ı tekrar görmek, orada tatil yapmak isteyenler için biz yine davetimizi tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize sunuyoruz. 1963 yılında Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Doktor Binbaşı Nihat İlhan görevdeyken eşi ve üç çocuğu evlerine saldırı düzenleyen Rum tetikçilerine karşı korunmak amacıyla sığındıkları Banyo Adası'nda haince şehit edilmişlerdir. Bu bina daha sonraları müzeye çevrilmiştir. Barbarlık Müzesi adı verilen bu evin duvarlarında yer alan fotoğraflarda Rum katliamları sonucu şehit edilen yaşlı çocuk, kadın, masum insanların evleri, köyleri yakılıp yıkılarak göç etmeye zorlanan soydaşlarımızın öyküleri yansıtılmıştır. Ekselans, Kıbrıs tabii ki dünyada artık küreselleşmeden bahsediyoruz. Dünyamız küreselleşti. Bununla birlikte halen Kıbrıs'a özgü bazı örf ve anneanneler, gelenek, görenekler var mı? Hala Kıbrıs'ın devam ettirdiği Kıbrıslıların. Tabii küreselleşme, değişim, zaman hızla akıp gidiyor. Bu birçok şeyi değiştiriyor. Fakat kırsal kesime gittiğiniz zaman, köylere gittiğiniz zaman, her ne kadar da büyük bir ülke olmasa bile, orada İşte bir 50 sene öncenin alışkanlıklarının devam ettiğini görebilirsiniz. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan insanların işte orada kendi ev yapımı hellim peyniri üretiliyor. Onun türevi olan nor peyniri üretiliyor. Üzüm yetiştirilen yerlerde sucuk dediğimiz bir çeşit cevizli veya bademli sucuk, onlar üretiliyor. Bunlar azalsa da hala devam ediyor veya işte dantel işi, lefkara işi dediğimiz bir iş var. Onu hala burada masada gördüğünüz bir örtü. O işten, evet. Çok zahmetli bir iş ama bunu hala yapanlar var. İpek kozasından çeşitli panolar, tablolar yapılıyor. Son yıllarda özellikle bu türlü faaliyetlerin de daha da canlanması ve kaybolmaması için projeler üretiyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve
yaygınlaştırmaya, genç nesle de bunları tanıtmaya çalışıyorlar. Hakikaten bir canlanma var bu konuda da. Bu aslında turizme de hizmet ediyor. Tabii. Yani sonuçta turizmde de kendi kültürünüzü, kendi geleneğinizi, göreneğinizi de pazarlıyorsunuz, tanıtıyorsunuz. Dolayısıyla gelen turist dünyanın farklı yerlerinde, her yerinde gördüğü şeylerden farklı bir şeyler görmek istiyor. Evet. Onlara da bunları sunmak gerekiyor. Otantik şeylere mutlaka illaki bir rağbet olur, bir evet. ilgi olur. Evet. Ekselans, Kıbrıs'ta hani örf ve ananelerden, gelenek göreneklerden bahsetmişken bayramlarda, özel günlerde hala devam ettirilen sosyal ilişkiler yönünden şeyler var mı? Tabii yani bayramlar ailelerin bir araya gelmeleri için büyük bir vesile. Hala bu gelenek de sürüyor. Yani küçükler ailece toplanıp büyüklerini ziyaret ediyor. Hala Lefkoşa'da veya işte Girne'de, Mausa'da, Güzelyurt'ta buna şahit oluyorsunuz. Bayram günü herkes kapı kapı büyüklerini, komşularını dolaşıp ziyaret ediyor, bayramlaşıyor. Bu geleneğimiz devam ediyor. Çocukların şeker toplama adeti var mı Kıbrıs'ta da? Şekerden ziyade bayram harçlığı toplanıyor Kıbrıs'ta. Bayram harçlığı daha makbul. Bizde de öyle. Peki düğünlerde nasıl yapılır? Şimdi artık hani küreselleşmeden bahsettik. Gençlerimiz eğitim seviyeleri de yükseldikçe genelde okulda veya işte iş hayatında tanışıp anlaşıyorlar ve evlilikler o şekilde oluyor. Kıbrıs'ta da farklılıklar var mı? Tabii yani eskiye göre eskiden görücü usulüyle evlenme vardı. Şimdi o tamamen ortadan kalktı diyebiliriz. Gençler tanışıp evleniyorlar. Düğün şekilleri tabii değişiklik gösterdi. Eskiden işte 3 gün, 3 gece düğün yapılırdı. Kına gecesi yapılırdı. Köy meydanında büyük bir sofra kurulur. Herkes orada ağırlanırdı. Yemekler yenirdi. Şimdi maalesef o gelenekler geride kaldı diyelim. Salonlarda düğünler yapılıyor. Daha fakat Türkiye'ye göre bizde düğünlere katılım daha çok. Evet. Yani burada işte 200-300 kişilik bir yemekle düğün genelde yapılırken Kıbrıs'ta 2000-3000 kişinin katılımıyla düğünler yapılıyor. Evet. Tabii 2000-3000 kişi de olunca bizde daha çok tebrik şeklinde düğünler yapılıyor. Yani yemekli aile arasında daha dar bir çerçevede yapılıyor. Peki Kıbrıs el sanatlarından biraz bahsetmek istiyorum. İşte bu halen el sanatlarının devam ettiğini yer yer ve hükümetin de bir hükümet politikası olarak bu el sanatlarını devam ettirme, gençlerin öğrenmesi ve devam ettirmesi özellikle turizm açısından önemli olduğunu ifade ettiniz. Yeni projeler üretilerek el sanatlarının devamını sağlamaya çalıştığınızı söylediniz. Başka hangi el sanatları var? Adıya özgü, özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özgü. Evet, şimdi bu arpa buğday samanından yapılan örgü sepetler var. Evet. Onlar renklendiriliyor da, çeşitli motifler de veriliyor. O var. Onun dışında az önce bahsettiğim ipek kozasından yapılan çeşitli tablolar, süs eşyaları oluyor. Ahşap işleri var. Bu eskiden yapılan çeyiz sandıkları, oymacılık şeklinde. Çeyiz sandıkları veya aynalar, varaklı aynalar falan yapılıyor. Onlar yeniden canlandırılıyor, yapılıyor. Bir de tabii ben kendi anneannemden, babaannemden de hatırlıyorum. Dokuma da evde olurdu. Yani kumaş bulmak da zordu. O dönemlerde işte kendi yetiştirdiği hayvanların ipini eğirip onunla kendi tezgahında dokuyordu. Ve o dokuduğu kumaşla
kıyafetlerini dikiyordu veya işte evde çarşafını ona göre ondan kullanıyordu. Şimdi bu dokumacılık da geliştirilmeye çalışılıyor. Evet. Ki çok önemli. Yazın serin tutar o kumaş değil mi? Evet. Kışında sıcak tutan bir özelliği var. Evet, yani evet. İpek böceği evde yetiştirilirdi. O ipek böceğinden elde edilen ipekle işte koyunun veya keçinin kılı eğrilip yünü onu karıştırılarak da dokunuyordu. Çok farklı kumaşlar vardı. Evet. Şimdi artık herhalde süs amaçlı. Tabii şimdi daha çok turizme yönelik. Turistik amaçlı yapılıyor. Ama yine de fiyatının pahalı olmasına rağmen o türlü kumaşlara da talep oluyor arada. Evet. Yani ekonomiye de katkısı oluyor o işle uğraşanların. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. Ülke iklimi yılın 12 ayı boyunca tatil için imkanlar sağlar. Bahar aylarında her yeri dolduran yabani çiçek, portakal, limon ve greyfurt çiçeklerinin kokularıyla ünlüdür. Ülkedeki çok sayıda modern konaklama tesisi ve tatil köyleri yılın 12 ayı hizmet vermektedir. Girne'de Girne Kalesi, Hazreti Ömer Tekkesi, Batık Gemi Müzesi, Hilaryan Kalesi, Ufa Vento Kalesi, Barış ve Özgürlük Müzesi, Kıbrıs Şehitleri Parkı, Karaoğlanoğlu Şehitler Anıtı, Beşparmak Dağı'ndaki tank, Lefkoşa'da Bedesten, Barbarlık Müzesi, Haydarpaşa Camisi, Selimiye Camisi, Etnografya Müzesi, Büyük Hamam, Büyük Han, Dervişpaşa Konağı, Gazi Magosa'da, Lala Mustafa Paşa Camisi, Salamis Harabeleri, Otello Kulesi, Can Bulat Müzesi, Sinan Paşa Camisi, Namık Kemal Hapishanesi gibi pek çok tarihi ve turistik mekanlar Kuzey Kıbrıs'ı süslemektedir. Eksenans, sizce Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki hem siyasi hem ticari hem de ekonomik ilişkiler yeterli mi? Bu ilişkilerin daha ileri seviyeye ulaşabilmesi için neler yapılmalı? Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten çok ileri düzeyde, çok yakın, sıradan bir iki ülke ilişkileri değil. Dediğim gibi çok özel, çok ayrıcalıklı bir ilişki ve her alanda işbirliği yapıyoruz. Bu ilişkiler sürekli olarak da bir gelişme gösteriyor. Büyük projelerle gelişme gösteriliyor. Son dönemin en büyük projesi, burada tabii Türk hükümetine, özellikle de Başbakan Erdoğan'a da Kıbrıs Türk halkının teşekkürlerini iletmek gerekiyor. Türkiye'den uzun süredir konuşulan, hayal edilen bir su getirme projesi vardı. O bu dönemde hayata geçiriliyor. Şu anda proje zamanlandığı gibi, takvimlendiği gibi ilerliyor. İnşallah Mart 2014'te de Türkiye'den Kıbrıs'a suyu götürmüş olacağız. Cumartesi günü de bu boru hattının ilk boruları döşenmeye başlıyor Anamur'da törenle. Buna paralel tabii Türkiye tarafında baraj inşaatı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde baraj inşaatı var. Bu hangi su? Bu Anamur'dan, Anamur. Dragon Çayı'ndan gelecek olan su. Yılda ilk etapta 75 milyon metreküp sunun Kıbrıs'a akması hedefleniyor. Ki bu şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık su ihtiyacının 25 milyon metreküp olduğunu düşünürsek gerçekten çok büyük bir rakam. Evet. 50 yıllık bir projeksiyon yapılarak bu proje hayata geçiriliyor. Su adanın aslında tümünün en büyük problemi, susuzluk. Dolayısıyla adaya suyun gelmesi aynı zamanda hayat gelmesi anlamını taşıyor. Bu çok önemli.
Şimdi bu suya paralel olarak enerji de planlandı. Boru hattıyla birlikte Türkiye'den elektrik enerjisinin de kabloyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesi söz konusu. İnşallah eş zamanlı olarak suyla birlikte elektrik de Kıbrıs'a gelmiş olacak. Evet, ikisi de gerçekten dünya genelinde muazzam projeler. Su dünyada herhalde ilk. Evet. Yani örneği, öyle bir özelliği var. Evet, olmayan bir proje. Çünkü şimdi deniz altından doğal gaz veya petrol geçirebiliyorsunuz da suyu geçirmek farklı bir teknoloji gerektiriyor. Evet. Çünkü suyun içinden suyun akmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla yani bu projenin çalışmaları aslında çok uzun yıllar sürdü. Testleri, denemeleri yapıldı. İnşallah ve bunu Türk firmaları gerçekleştiriyor. O açıdan evet. da önemli. Kuzey Kıbrıs yavru vatan. Ve sanki anne ile evlat yavru arasındaki bir göbek bağı gibi olur o suda. Evet, evet. İnşallah bir hayat kaynağı, yaşam kaynağı olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ana vatanla yavru vatanın adeta göbekten de bağlanmış şekli gibi olur. Evet, zaten ayrılmaz biz bir bütünüz. Bunu fiziki olarak da gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Ekselans, son olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle geldiğiniz için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de böyle bir programda yer verdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Ayrıca tüm Türk halkına da sevgilerimi, saygılarımı iletmek isterim. Teşekkür ederim. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Size ve ailenize ve sizin nezdinizde tüm Kıbrıs halkına sağlık, afiyet, mutluluk ve huzur diliyoruz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bu ilişkiler, bu dostluk, kardeşlik bağları inşallah dünya genelinde de, dünya barışına da katkıda olur diyoruz. Ve Kıbrıs'ın ileriki dönemlerde layık olduğu hem ekonomik hem ticari hem siyasi olarak layık olduğu yere gelmesini temenni ediyoruz. Değerli dostlar, bugünkü Ülkelerden Esintiler programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, yavru vatandan, cennet adadan, yeşil adadan esintiler getirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselans Mustafa Lakadamyalı ile birlikteydik. Kendisini daha yakından tanıdık, Kıbrıs'tan esintiler getirdik ve yurdumuz, Türkiye'miz hakkındaki görüşlerine yer verdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, değerli vakitlerini bizim için ayırdılar ve Türkiye-Kıbrıs arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları giderek artsın, daha da ileri seviyelere ulaşsın ve bu dostluk, kardeşlik bağları dünya barışına da katkıda olsun diliyoruz. Hala Sultan, kadın sahabilerden olup Medine'de doğmuştur. Ümmü Hiram künyesiyle meşhurdur. Türkler tarafından Hala Sultan olarak bilinir. Hazreti Enes bin Malik'in teyzesi olup Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzesidir. Peygamber Efendimiz süt teyzesini zaman zaman ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerinin birinde uyurken gülerek uyandı. Ümmü Hiram, "Niçin güldünüz?" diye sorduklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ümmü Hiram, ümmetimden bir kısmını gemilere binip kafirlere karşı gazaya giderken gördüm." buyurunca Ümmü Hiram da, "Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım." dedi. Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle." diye dua ettiler. Aradan seneler geçti. Habibullah'ın vefatından sonra kocası Ubade bin Samit ile Suriye'de Humus'a yerleştiler. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'a düzenlenen deniz seferine 86 yaşlarındayken kocasıyla beraber katıldı. Ümmü Hiram Larnaka kıyılarında Hicri 28, Miladi 624'te şehit oldu. İslam orduları bu seferde zafere ulaşmışlardır. Ümmü Hiram Hala Sultan'ın kabri Larnaka'da Tuz Gölü kıyısındadır. Osmanlılar Hala Sultan'ın kabri üzerine türbe, dergah ve cami yaptırdılar. Bugün bu mekan Rum kesiminde kalmıştır. Değerli dostlar, Ülkelerden Esintiler programında
bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden esintiler getirdik sizlere. Yavru vatandan, Cennet Adadan, Akdeniz kıyılarından, Beşparmak Dağları'ndan, Girne Kalesi'nden, Karpaz Burnu'ndan, Gazi Magosa'dan, Güzel Yurt'tan esintiler getirdik sizlere. Değerli dostlar, bakalım bundan sonraki durağımız hangi ülke olacak ve ülkelerden esintilerde bundan sonraki programımızda hangi ülkelerden esintiler getireceğiz?